Merhaba sevgili izleyicilerimiz. Vizyon 58 televizyonunda bir ekonomi politika programına daha hoş geldiniz. Programımız ciddi bir izleyici kitlesi var. O vesileyle izleyicilerimize şahsım ve televizyonumuz adına sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz. Evet, programımız sosyal medyadan da canlı olarak yayınlanmaktadır. Gerek Facebook üzerinden gerekse WhatsApp üzerinden sorularınızı bekliyoruz. Evet, bugünkü programımızda divan edebiyatından bahsedeceğiz. Divan edebiyatının tarihsel sürecinden bahsedeceğiz. Divan edebiyatında şairler ve şiirden bahsedeceğiz. Evet, tüm bu konuların bir uzmanını konuk ediyoruz. Bu konuları konuşacağımız, bu konuların uzmanı eski Türk edebiyatı ve divan edebiyatı üzerine çalışma yapmış bir konuğu ağırlıyoruz. Konuğumuz eski Türk edebiyatı bilim uzmanı Özgür Arsu. Programımıza hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk Metin Bey. Sayın Arsu, sizi programımızda konuk etmekten onur duyuyoruz. Televizyonumuz ve programımız dünyanın çeşitli ülkelerinde ve tüm Türkiye'de izlenmektedir. Sizi tanımayan izleyicilerimiz adına Özgür Arsu kimdir? Buyurun efendim. Öncelikle Metin Bey, beni programa davet ettiğiniz için şükranlarımı sunuyorum. Evet. Özgür Arsu Sivas'ta bir kış günü doğmuştur. Evet. İlk öğretim, orta öğretim, liseyi İzmir'in 35,5 diye tabir edilen Karşıyaka semtinde yetiştim. Daha sonra 2013 yılında Cumhuriyet Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı'nı kazandım. Akabinde 2017 yılında bölümü dereceli olarak bitirdikten sonra aynı yıl Sosyal Bilimler Enstitüsü'nün Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde Eski Türk Edebiyatı ana bilim dalı yüksek lisans öğrencisi olarak girmeye hak kazandım. Ve şimdi Sayın Profesör Doktor Mehtap Erdoğan hocamızın danışmanlığında 16. yüzyılda kaleme alınmış Ali tarafından rahmetli Profesör Doktor Mehmet Arslan'ın, buradan da ona Allah'tan gani gani rahmet diliyorum. Kendisinin ısrarla metin şerhi üzerine çalışma yapmam gerektiğini, iyi bir eski Türk edebiyatı uzmanının Osmanlı Türkçesiyle Osmanlı'nın el yazmalarında kendinizi ne kadar geliştirirseniz bu alana o kadar hakim olabilirsiniz tavsiyesiyle Almanya Berlin Milli Kütüphanesi'nde Türkçe yazmalar bölümünde, Städte Bibliothek bölümünde 69 varaktan oluşmuş Hikayeyi Şah Cihan ve Gevher Nigin adlı eserini günümüz Türkçesine transkribüse ettik ve aynı zamanda geniş bir şekilde incelemesini sunduk. Evet, şimdi Sayın Arsu, divan edebiyatı üzerine önemli çalışmalar yaptınız, araştırmalar yaptınız. Bu divan edebiyatı nedir? Divan edebiyatının diğer bir başka adı saray edebiyatı diyorlar, havas edebiyatı diyorlar. Başka ne tür isimleri var? Osmanlı'da bu edebiyat ne olarak kullanılıyordu? Evet, güzel bir giriş yaptınız. Şimdi divan edebiyatının bu isimlendirilme sorusu birçok araştırmacılarımız ve akademisyen hocalarımız tarafından halen tartışılığa gelmekte bir konu. Evet. Zaten divan edebiyatı dediğimizde Osmanlı döneminde şairler mürettep bir divan hazırlıyorlardı. Örneğin bunlar kasideler bölümüyle başlıyordu. Tarihler, musammatlar, gazeller ve en sonunda kıtalar dediğimiz belirli başlı bölümlerden oluşmuş bir şekilde hazırlanan bu divanlar vesilesiyle tabii günümüzdeki insanların da divan edebiyatına daha çok aşina olduklarını biliyoruz. Ama şunu da belirtmek gerekir ki divan edebiyatının başka anlamları da mevcuttur. Örneğin şu an günümüzde Türkiye'nin hemen hemen her Türk Dili ve Edebiyatı fakültelerinde okutulan Eski Türk Edebiyatı diye bir dersimiz var. Daha sonra Osmanlı Edebiyatı deniliyor. Osmanlı Edebiyatı'nın denmesinin nedeni de bunu Doçent Doktor Vildan Serdanoğlu hocamızın şu an Sakarya Üniversitesi'nde kendileri öğretim üyesi yapmaktadır. 13. yüzyıldan Anadolu Türk Beyliklerinin başlamasıyla birlikte 19. yüzyıla kadar süren bu divan edebiyatı kısmını kendileri 13. ile 19. yüzyıllar arasında Osmanlı döneminin hüküm sürdüğünü varsayarak kendisi divan edebiyatı yerine Osmanlı edebiyatını bu isimlendirmeyi uygun görür.
Daha sonra klasik Türk edebiyatı adını verilmiştir. Yüksek zümre edebiyatı, havas edebiyatı, işte İstanbul'da daha çok padişahların çevresinde bulunan şairlerden dolayı İstanbul'un da diğer bir ismi olan Enderun edebiyatı söylenilmektedir. İslami Türk edebiyatı ismi verilmektedir ki nitekim İslami Türk edebiyatı da şu an Türk İslam Edebiyatı adı altında ilahiyat fakültelerinde de bir program vardır. Bu da aynı şekilde yüksek lisans ve doktora şeklinde devam etmektedir. İslami Türk Edebiyatı denmesinin nedeni divan şairleri o zaman çeşitli bilimlerde eğitim görmüşlerdi. Daha çok dini ve tasavvufi konularda yazdıkları için de İslami Türk Edebiyatı da denilmiştir. Daha sonra yüksek zümre edebiyatı denilmiştir. Yani bu kadar isimlendirilmesinin nedeni olarak farklı farklı kişilerin, araştırmacıların konuyu daha kapsamlı ya da özele indirgenmek şekilde tasnife gitmişlerdir. Tabii biz daha çok divan şairlerinin şiirlerini topladıkları divan olarak anımsadığımız için halk nazarında da divan edebiyatı kabul görüyor. Evet, Sayın Arsu, isimlerini saydınız, biraz önce anlattınız divan edebiyatının başka isimlerinin de olduğunu. Havas edebiyatı, saray edebiyatı, yüksek zümre edebiyatı gibi isimlerini söylediniz. Peki, divan edebiyatı nedir? Genel bir değerlendirme yapacak olursanız hocam. Şimdi divan edebiyatı, tabii burada ben gazel nedir, kaside nedir, mesnevi nedir gibi anlatıp da tabii seyircileri o evet. Bize lisede failatun ve failun feilun gibi tekerlemelerin anlatıldığı evet. Gibi buradan girmeyeceğim. Çünkü bu bir algı sonucunda maalesef divan edebiyatına öcü olarak görülüyor. Ben bu sizin programınızın vesilesiyle divan edebiyatına bakış açımızı farklı bir yöne çekmek istiyorum. Öncelikle şunu söylemek istiyorum ki biz şiir medeniyetinin çocuklarıyız. Divan edebiyatı bizim yaklaşık 600 yıl boyunca atalarımızın bize miras bıraktığı toplumsal hayatımızı harmanlayan bir yapıya sahipti. Özellikle divan edebiyatında bizim hukuk sistemimiz, sosyoloji sistemimiz, milli ve iktisadi sistemimiz, geleneklerden göreneklerden tutun da doğum, ölüm, bayramlar, tebrikler, bunlar hep divan edebiyatının konuları arasındaydı. Peki insanlar neden divan edebiyatına bu kadar uzak kaldı? Aslında divan edebiyatına uzak kalmasının nedeni biz divan edebiyatını hep örseledik tabiri caizse. Bir kenarıya koyduk ve divan edebiyatı da bizden gittikçe uzaklaştı. Divan edebiyatını şöyle söylemek gerekirse manzum ağırlıklı bir edebiyatımız yani şiir. Şiir denince zaten konusu hiç şüphesiz aşk olur. Evet. Aşk da divan şairlerinin deyimiyle ve bazı araştırmacıların deyimiyle aşk kelimesi Arapça aşeka kökünden gelme. Nasıl ki yaprağın birbirini sarmalayıp dolaştığı gibi insana da o aşkın gelmesiyle birlikte o kişiyi karşısındaki sevgiliyi bu bir tabii şunu da belirtmek istiyorum. Divan şiirinde konu beşeri aşk olmakla birlikte tasavvufi aşktadır. Tasavvufi konularda yazılmış şiirler de vardır. Evet. Ki aslında bakarsanız tasavvufi şiir şerhlerine girecek olursak ya da divan edebiyatında tasavvuf konusuna girecek olursak her biri en az bir program niteliğindedir. Çünkü çok kapsamlıdır. Kısacası şunu söyleyeyim. Divan edebiyatı bizim öz kültürümüzdür. Türk İslam medeniyetidir. Evet. Divan edebiyatında şöyle bir olumsuz eleştiri savunulur. Derler ki divan edebiyatı toplumdan uzak. Siz de duymuşsunuzdur evet. Muhakkak. Toplumdan uzak. Ondan sonra sadece saray çevresinde yaşayan işte orada padişaha dalkavukluk yapmak niyetiyle örneğin Baki'nin hamisi Kanuni Sultan Süleyman'dı. Ahmet Paşa'nın hamisi Avni mahlasıyla meşhur Fatih Sultan Mehmet'ti. Dolayısıyla bu divan edebiyatına yabancı kalan kişiler de bu şekilde divan edebiyatını hep örselemişlerdir. Peki
Diyeceksiniz ki divan edebiyatı sosyal hayattan uzak değildi. Peki bu argümanınızı neyle destekleyeceksiniz diye bir soru soracak olursanız da şu şekilde. Divan edebiyatı sosyal hayat penceresinden baktığımızda Kurban Bayramı'ndan tutun Ramazan günlerinde biliyorsunuz Ramazaniyeler yazılmıştır. Evet. Kurban Ramazan evet. günlerinde Ramazaniyeler yazılmıştır. Ve bu Ramazaniye eserlerinde şair hilalin görülmesiyle ve daha sonra Arefe günündeki o heyecan, şu an hala günümüzde Arefe gününde insanlar üzerinde bir coşkusu vardır. Çünkü ertesi sabahının bayram olacağına ve bayramiyelerin yazıldığına şahit oluyoruz. Aynı şekilde eskiden camilerde Osmanlı mimarisinde, Osmanlı toplum hayatında camilerde bazı şairlerin de beyitlerine rastlanmaktaydı. Ben buradan bir örnek vermem gerekirse İstanbul Eyüp Sultan semtindeyken bazı günler, bazı akşamlar ziyaret ettiğim zaman şöyle bir beyitle karşılaştım. Beyit de der ki, yetişmez mi bu şehrin halkına bu nimet-i bari, Habibi Ekrem'in yari, Eba Eyyübel Ensari. Şimdi bakınız, Osmanlı mimarisinin ürünü olan, hatta kısaca Eba Eyyübel Ensari Hazretlerinden de bahsetmek gerekirse, evet. Peygamber Efendimizin anne tarafından Hazreti Amine Hatun'un akrabalarındandır. Peygamber Efendimizin sancak tarlını yapmıştır. Evet. Ve bu zat-ı muhterem Peygamber Efendimiz'i de misafir etmiştir. Ve akıllardan unutulmayacak bir şekilde mihmandar sıfatını, mihman Farsça misafir demektir. Evet. Aynı şekilde de Profesör Doktor İskender Palan'ın da mihmandar üzerine adlı bir eseri vardır. Burada baktığımız zaman dini tasavvufi konulardan hariç Peygamber Efendimiz'den de aslında bir istimdat ederek yani yardım dileyerek tam o caminin içinde vaizin o sohbet ettiği kesimin tam çaprazında biz bu beytle karşılaşıyoruz. Bakınız evet. yani burada sosyal hayattan uzak diyemeyiz. Peki başka hangi örnekler verecek olursan şu şekilde eskiden kurban kesilirdi değil mi? Kurban evet. kesilirdi ve o kana insanlar parmağını basardı ve alnına sürerdi. Bakınız Osmanlı'dan günümüze kalan şu anda da biz hala ne yapıyoruz? Yeni bir araba alındığında veya yeni bir ev alındığında, işte yeni bir çocuk doğduğunda vesaire vesaire bunları uzatabiliriz. Bu şekilde insanlar kurbanını kesiyor ve oradaki kanı alıyor, alnına sürüyor. İşte şairler, divan şairleri özellikle bu tür geleneklere atfederek beyitlerini nakış nakış işlemiş. Evet. Aslında ben şunu, bu tezi savunmakla, hatta bu tezi daha doğrusu tezi şu şekilde savunabilirim. Divan edebiyatını anlayabilmek için kesinlikle ve kesinlikle çok genel kültür seviyemizin yüksek olması, astronomiden tutun, çağın ilimlerinden ilmi simya, ilmi kimya, yıldızname, eskiler buna ilmi nücum derler. Evet. Daha sonra mitoloji, Fars mitolojisi, Arap mitolojisi bu şekilde zaten bu kaynakları bildiğimiz zaman biz divan şiirini anlayabiliriz. Yani şu şekilde divan şairi toplumdan uzaktır deyip onu yaftalamak doğru olmaz. Evet. Peki şu şekilde ben divan edebiyatından da bir 18. yüzyıl şairimiz Bosnalı Alaaddin Sabit. Bakın Osmanlı'nın hüküm sürdüğü Balkan ülkemiz, kardeş evet. ülkemiz. Bosnalı Alaaddin Sabit diyor ki, meydana geldi naş-ı rakibi nemime saz, kıldım huzuru kalp ile ömrümde bir namaz. Evet. Bu beyte geçmeden önce divan şairlerinin daha önce bahsetmiştik. Temel konusu aşktı. Ve bu aşk üçleminde aşık, maşuk ve rakip. Yani seven, sevilen ve rakip. Rakip. Üçleminde biz evet. divan şairlerinin bu minval üzere gittiklerini biliyoruz. Peki. Divan şiirinde amaçlanan tek unsur sevgiliye kavuşmaktır. Ve rakip bir rakip kelimesi vardır. Şunu şöyle anlatmak gerekirse divan şiirinde mitoloji divan şiirinde tipoloji dediğimiz bazı tipler vardır. Örneğin rint vardır, zahit vardır. Bu genellikle tasavvuf beyitlerde çıkar. İşte rint kelime anlamıyla ham,
sofu, işte elinden dilinden tesbih, zikir düşmeyen kişi riyakardır bu, gösteriş evet. meraksı. Karşısındaki kişi de rinttir. Rint de dünyaya aldırmayan, dünya onun gözünde bir leşten öteye gidemeyen, dünyadan yiyip içip kam alınması gibi, zaten hayat kısadır. Epikürün felsefesi diyoruz biz buna. Evet. Grek mitolojisinde ve Yunanistan felsefesinde. bu şekilde açıklayacak olursak, rakip divan şiirinde istenmeyen kişidir. Rakip özellikle tasavvufi terminolojide bakacak olursak, Allah'ın da aslında bir Esma-i Hüsna'sıdır. Yani Allah'ın güzel isimlerinden birisidir. Er-Rakib ismi sıfatı celilesi de gözetleyen demektir. Ama divan edebiyatında bu hep aşıkla sevgilinin arasına giren kişidir. Utanmazdır, yalancıdır, gammazdır. Zaten biraz bir andan şerhi vereceğim. Nemime saz da ara bozucudur. Bu şekilde rakip tipolojisine baktığımız zaman her zaman bir engeldir. Aşıkla maşun arasına girmeye çalışan, hatta bazı divan şairleri öyle benzetmeler kullanır ki segder, Farsça köpektir. Arapçası kelttir mesela, köpektir der. İşte kargaya benzetir. Yani rakip her zaman istenilmeyen bir kişidir. Peki beyit bize ne diyor? Önemli olan o. Meydana geldi naş-ı rakibi nemime saz. Diyor ki naş bildiğimiz üzere naş-ı ceset demek. Nemime saz da ara bozucu. Meydana geldi naş-ı rakibi nemime saz. O diyor ara bozucu olan, kovuculuk yapan, düzenbaz, insanların bir türlü iyiliğini istemeyen o rakibin naaşı sonunda önüme geldi. Yani musalla taşına geldi. Kıldım huzuru kalbiyle ömrümde bir namaz. Bakın burada hiçbir şekilde ağır bir kelime yok. Yani diyor ki ömrümde diyor oh be rakip öldü artık kafam gönlüm rahat. Rahat. Huzurlu bir şekilde namazımı kılabilirim diyor. Evet. Peki aşk demiştik. Ben divan şairlerinden üstad olarak kabul ettiğim ve çağına damgasını vuran zirve şahsiyetlerden birisi de Fuzuli merhum diyor ki bende Mecnun'dan Füzun aşıklık istidadı var. Aşık-ı sadık menem Mecnun'un ancak adı var. Allah Fuzuli'ye rahmet eylesin. 16. yüzyılda yaşamış. Evet. Bağdat doğumlu Fuzuli burada diyor ki bende Mecnun'dan Füzun aşıklık istidadı var. Füzun artmak demek. Diyor ki bende diyor Mecnun'dan fazla aşıklık yeteneği var. İstidat yetenek demek. Evet. Aşık-ı sadık menem, aşık-ı gerçek aşık benim. Mecnun'un ise ancak adı kalmış. Yani burada diyor ki Mecnun divan şairlerinin kullandığı tarihi bir şahsiyetten öte bir kişi değil. Ama ben evet. bakın kanlı ve canlı olarak hayattayım. Ve gerçek aşık olan kişi benim. Ve aynı zamanda şunu da belirtmek istiyor ki Mecnun biliyorsunuz Leyla'nın yolunda ölmeyi evet. göze aldı. Şairimiz Fuzuli de diyor ki ben de sevgili yolunda ölmeye hazırım. Evet. Aynı şekilde bir beyt de örnek vermem gerekirse Nazim 18. yüzyılın peygamber sevgisiyle yanıp kül olan ve divan edebiyatında onun kadar naat yazan bir şair yoktur. Tabi burada hemen naat dedim. Naat'tan kısaca bilgi vermem gerekirse naat Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i övmek, ona metiyeler sunmak için yazılan şiirlerimizdir. Ve diyor ki şair Rehi aşkında bi sabru şekibim ya Resulallah. Seni her kim severse ben rakibim ya Resulallah. Yani senden başkasını benim kadar seven olursa ey Nebi ben diyor sadece ve sadece onun karşısındaki tek rakip benim diyor. Evet. Yani kısaca söylemek gerekirse divan edebiyatının konusu daha çok aslında gazellerin konusu aşktır. Şüphesiz birçok edebiyatımızda aşk. Şiirin vazgeçilmez bir unsuru. Evet hocam, peki divan edebiyatının kaynakları nelerdir? Ne tür kaynaklardan besleniyor?
Kaynaklarını evet. sıralayacak olursanız neler söylemek istersiniz? Tabii divan edebiyatının kaynakları başta da söylediğim gibi bir divan şiirini anlayabilmek için divan şairi bize bu beyitte ne demek istiyor? Evet. Rahmetli hocam Mehmet Arslan derdi ki divan şairinin beytini anlayabilmek için öncelikle genel kültür seviyemizin evet. ve divan edebiyatının kaynaklarını çok iyi idrak etmemiz lazım ki şairin o bilgi kırıntısını, o zekasını kavrayabilmek için bu bilgilere sahip olmamız gerekiyor. Ki nitekim şöyle bir olay var. Divan şairi bir beyit yazdığı zaman manalarının katmanlarının üzerine yığa yığa hareket eder. Yani bu lahana yaprağı düşünün. Bir yaprağını çıkardığınız zaman alttaki yaprak kalır. Evet. Divan şairinin, divan şiirinin de bir basamağını kaldırdığınız zaman ya da kazıdığınız zaman birçok katmanda manaları çıkar. Yani bu böyle tabiri caizse bizim genel kültürümüzün seviyesine göre pencereleri aça aça, kapıları aça aça 40. kapıya kadar gittiğimizde biz divan şairinin ne demek istediğini bu şekilde anlamış oluruz. Burada değinmem gerekirse Divan Edebiyatı'nın Kaynakları isimli kitabımızda Rıdvan Canım hocamızın kaleme aldığı evet. Divan Edebiyatı'nın kaynakları bu konuda yazılmış en önemli eserlerden birisidir. Peki Divan Edebiyatı'nın kaynakları nelerdir? Öncelikle divan şairi Kur'an-ı Kerim'den ve hadis-i şeriflerden beslenir. Kur'an-ı Kerim biliyorsunuz son kitabımız 114 sure 6666 ayetten müteşekkil olan evet. Allah'ın da kıyamete kadar hamilinin savunucusu olduğunu beyan ettiği kutsal bir kitabımız. Peki Kur'an-ı Kerim'den şairimiz nasıl yararlanıyor? Bağdatlı Ruhi var 16. yüzyıl şairimiz. Bağdatlı Ruhi diyor ki sanma ey Hacı'yı senden zer-üsiyim isterler. يَوْمَ لَا يَنْفَعُ دَا kalbi سَل۪يمِ isterler. Evet. Şimdi sim kelimesi gümüş demektir Farsça. Hatta simkeş gümüş çeken İstanbul Bayezid'de da simkeşhane evet. meşhurdur. Burada diyor ki ey Hace, hoca eskiden Hace, evet. vav-ı mağdule ile Osmanlı Türkçesinde yazılıyor. Tabi üstad, hoca, Hace. Ey hoca senden diyor altın ve gümüş istemezler. Böyle bir şey yok. Senden yalnızca ve yalnızca kalbi selim isterler. Yani temiz bir kalp. يَوْمَ لَا يَنْفَعُ Kur'an-ı Kerim'den iktibas dediğimiz ki iktibas evet. kelime anlamıyla alıntı yapmak demektir. Evet. Divan şairlerinde aynı zamanda beyitlerde kullandığı edebi sanatlardır. Yani diyor ki يَوْمَ لَا يَنْفَعُ da kalbi selim isterler. Malın fayda vermediği, evladın, çocuğun, paranın, malın, mülkün fayda vermediği günde sadece senden temiz bir kalp isterler. Evet. Peki hadisi şeriflerden nasıl yararlanıyorlar? Hadisi şerifler de biliyorsunuz bizim temel kaynaklarımızdan birisidir. Hatta çihil hadis, Farsçası 40 hadis demektir. Hadis-i Erba'in tercümeleri var. Mesela Erba'in de 40 demektir. 40 hadis tercümeleri. Tabii Kütüb-i Sitte dediğimiz meşhur şairlerimizin de hadis kitapları var. Buradan bir beyit vermem gerekirse Utlubil ilme velev bissini tasdik eyleyen ilmi arayınız ilme gayet vermeyip hemvare cüstü cuğdadır. Burada Utlubel ilme velev bissini hadisi şeriften yine bir bakınız iktibas vardır. Buradaki kelime anlamıyla ilim Çin'de de olsa gidip arayınız. Dediğim gibi tefsir, kelam, fıkıh, akaid, divan şairi bunların hepsine hakimdi. Ya bu konuları rahli hocalarının tabiri caizse rahli tedrisatından geçiyorlardı. Ve bakınız vermiş olduğum, örneklemiş olduğum beyitlerde de biz bunu görmekteyiz. Peki peygamberler kıssalarına bakalım. Peygamber kıssaları benim her zaman ilgimi çekmiştir. Hatta belki ileride doktora tezi olarak ya da bilimsel akademik bir çalışma düşüncemde divan şiirinde kısasul enbiya yani divan şiirinde peygamberler kıssaları. Birkaç 10-15 tane divan tarayıp
her birini gruplandırarak burada hangi peygamberin özelliği var ve divan şairi bunu divan şiirinde nasıl işlemiş? Öncelikle Hazreti Adem'den başlayalım. Hazreti Adem biliyorsunuz ilk insan ve ilk peygamber. Evet. Bizler Hazreti Adem'in soyundan geliriz. Ve hatta bazı beyitlerde de Nabi der ki cennet bizimdir. Ki o bize diyor pederimizden miras kalmıştır. Buradaki pederimizden miras kalmak da Hazreti Adem'dir. Evet. Peki divan şairi Hazreti Adem'i nasıl kullanmış şiirlerinde? Divan şairi beyitlerde ipucu vererek biz buna mazmum da diyoruz aynı zamanda. Telmih sanatı, hatırlatıcı demektir. Hazreti Adem kelimesini Adem alır, Havva olur ya da buğday. Biliyorsunuz Hazreti Adem'in cennetten kovuluş hikayesi vardır. Evet. Kimisi elma der, kimisi buğday der, kimisi başak der. Ve bu minvalde yılanın çok güzel bir hayvan olduğu, şeytana yardım ettiği için Allah'ın onu ceza vermesi şeklinde ayağının kesildiğini. Aynı zamanda tavus kuşu vardır. Tavus kuşu da çok güzel bir kuştur. O da yardım ettiği için kovulmuştur. Bunları kelime bazında, kelime kelime, işte buğday verir. İşte atıyorum sevgilinin güzellik unsurlarından işte benine benzer der buğday. Şair oradan bize gönderme yapar. Ve zaten bu konuda az buçuk bilgisi olan ve bu konuda da ilerleme kat eden kişi hemen beytin burada. Evet Hazreti Adem mazmunu var veya Hazreti Adem'e telmih yapılmıştır deyip hemen beyti anlar. Peki Hazreti Davud. Hazreti Davud Aleyhisselam da Kur'an-ı Kerim'de ismi geçen salih peygamberlerden birisi. Biliyorsunuz Hazreti Süleyman Aleyhisselam'ın babasıdır. Davud Aleyhisselam'ın mucizesi de, mucize demişken şunu da belirtmem gerekiyor. Hazreti Allah her peygambere bir mucize, hemen hemen her evliyasına da keramet göndermiştir. Evet. Hazreti Davud Aleyhisselam'ın mucizesi de demiri elinde hamur gibi işlemiştir. Ve Hazreti Allah da ona bir nimet olarak çok güzel bir ses vermiştir. Ki şu an günümüzde de sesi kalın ve tok olanlara biz sesi çok güzel Davudi ses. Evet. Davudi sesten kinayede tok ve güzel oluşu. Peki Hazreti Davud Aleyhisselam biliyorsunuz zebur inmiştir. Evet. Hatta mizmar neye benzeyen üflemeli bir çalgıdır da aynı zamanda. Evet. 16. yüzyıl şairi Baki diyor ki, avazı bu aleme Davud gibi sal, baki kalan bu kubbede bir hoş sada imiş. Bakınız Baki burada Hazreti Davud Aleyhisselam'ın sesine gönderme yapıyor. Avazeyi diyor, yani sesi diyor, bu aleme sal. Nasıl salacaksın? Hazreti Davud gibi tok, kalın ve güzel. Ama nasıl söz? Evet. O gök kubbenin altında söylenmemiş. Sen öldükten sonra 500 yıl sonra, 600 yıl sonra sizin gibi, benim gibi işte günümüzde yaşayan insanların anlayabileceği şekilde örnek vermiştir. Baki kalan bu kubbede hoş sadaymış. Baki bakınız orada tevriyeli kullanılmıştır. Tevriye evet. Sanatı vardır. Birincisi baki kelime anlamıyla kalıcı demektir. İkincisi de şairin mahlasıdır. Her şair mahlas kullanmıştır. Örneğin Fuzuli'nin asıl ismi Mehmet'tir. Ya işte boş boş fuzuli iş yapma derler ama aslında gözden kaçan özellik Fuzuli'nin Allah aşkıyla yanmış olduğu, aslında beşeri aşktan ilahi aşka gittiği o nadir olan şiirlerindeki temel mesaj budur aslında. Evet. Nedim bir mahlastır. Nedim kelime itibariyle samimi, yaren, dost demektir. Evet. Daha sonra Hazreti Süleyman Aleyhisselam. Hazreti Süleyman Aleyhisselam'ı divan şairleri de nasıl divanında ya da bir beytinde bize ipucu olarak verebilir ki? Şöyle, Hazreti Süleyman Aleyhisselam Hazreti Davud Aleyhisselam'ın oğludur. Kur'an-ı Kerim'de biliyorsunuz Neml suresinde adı geçmektedir. Neml suresinde Arapça karınca demektir. Hazreti Süleyman Aleyhisselam muhteşem bir güce sahiptir. Hatta divan şairleri Süleyman ismiyle Kanuni Sultan Süleyman'a da göndermeler yapar. Tabii bu ileride bazı anlam karışıklıklarına yol açsa da
gerçek Hazreti Süleyman namelerin de temel esprisi aslında Kanuni Sultan Süleyman'a yazılmış olmasıdır. Peki Hazreti Süleyman Aleyhisselam'ın mucizesi neydi? Hazreti Süleyman Aleyhisselam'ın mucizesi cinlere hükmederdi. Evet. Dünyadaki mahlukata, cinlere, insanlara, hatta rüzgarlara hükmeden, parmağında ismi azam yüzüğü bulunan, ki bu ismi azam yüzüğüyle evet, insanlara ve cinlere hükmediyordu. Bu şekilde Kur'an-ı Kerim'de biliyorsunuz karınca ile olan bir hikayesi, evet, kanaatin, daha sonra Süleyman Aleyhisselam gücün, karınca da acziyetin bir temsiliydi. Belkıs, Sebe suresi var. Türkler Balkız derler. Sebe, Belkıs da biliyorsunuz önceden güneşe tapan bir ülkenin melikesiydi. Seb'a ya da Sebe diye metinlerde geçer. Seb'a ya da Sebe, Hicaz'la Yemen arasında kalan bir yer. Bu yer işte yeşillikleriyle ünlü. Tabiri caizse Bağ-ı İrem gibi yapılmış veya söylenilen güzel bir yer. Peki 17. yüzyılda Hikemi tarzın da kurucusu, ben divanını okuduğumda her zaman keyif aldım. Hikmet abidesi, kendisi de Urfalıdır. Nabi diyor ki, ey name, sen ol mahlikadan mı gelirsin? Ey hüdhüd-i ümmit, sebadan mı gelirsin? Bakınız, hüdhüd vardır. Bunu ben söylemedim. Hüdhüd, evet, kuştur. Yine Kur'an-ı Kerim'de geçer. Hatta bir ara Hazreti Süleyman Aleyhisselam Maiti ile birlikte gezinirken, hüdhüd nerede bulamıyorum, eğer elimi geçirirse onu boğazlayacağım diye yanındakilere söylediğinde, hüdhüd de Seba yerine gittiğini ve o ülkenin çok güzel bir melikesi olduğunu, o halkında güneşe tapan kişiler olduğunu söyleyince, Hazreti Süleyman Aleyhisselam da savaşmadan ona bir mektup gönderir. Bakınız, mektup da burada, ey name. Name biliyorsunuz mektup demektir. Evet. İki tane ipucunu yakaladık. Bakınız burada Seba diyor. Seba kelimesinde de aynı örnekledim. Mahlika diyor. Mah ya da meh, ay demektir. Burada da bakınız açık istare sanatı yapıyor şairimiz. Yani gördüğünüz gibi divan şairi Kur'an-ı Kerim'den yararlanmış. Efendim mitolojik şahsiyetlerden yararlanmış. Ve bu bilgisini sadece iki beyitlik oluşan mısrada veriyor. Peki burada diyor ki, ey mektup, sen diyor o ay yüzlü sevgiliden mi gelirsin? Ey diyor hüdhüd, ümit var hüdhüd, sen o Seba ülkesinden mi gelirsin? Burada name, mahlika, hüdhüd ve Seba kelimeleriyle şair bizi Hazreti Süleyman Aleyhisselam'ın kıssasına gönderiyor. Evet. Hazreti Yusuf Aleyhisselam da biliyorsunuz Kur'an-ı Kerim'de Yusuf suresi vardır ve Kur'an-ı Kerim'de aynen şu ibare geçer. Ahsenül gasasi, yani kıssaların en güzeli. Malumunuz üzere Hazreti Yusuf güzelliğiyle meşhur peygamberlerimizden birisiydi. Allah ona mucize olarak da rüya tabircisi, evet, mucizesini vermişti. Biz de işte nacizane divan edebiyatında rüya tabircisi değil de biz de kelime işçiliği, kelime doktorluğu yapıp eski metinleri günümüz Türkçesinde elimizden, evet, geldiği kadar yeni nesille kendimizi tanıştırmak istiyoruz. Evet. Hazreti Yusuf Aleyhisselam'ın şöyle bir özelliği vardı. Ben hikayeye girip, zaten süremiz de kısıtlı. Şu şekilde Ahsenül Kasas dediğimiz, yani kıssaların en güzeli, Allah'ın bizlere örnek temsil ettiği bu hikayede der ki, Hazreti Yusuf Aleyhisselam biliyorsunuz Hazreti Yakup Aleyhisselam'ın oğludur. Hazreti Yakup, evet, Aleyhisselam da Hazreti Yusuf'u çok sevmektedir. Kardeşleri de onu kıskanmaktadır. Hikaye bu şekilde devam etmektedir. Yani bu hikayenin temel özetinde şu vardır. Kıskançlık vardır, entrika vardır, sabır vardır. Ki sabır biliyorsunuz Kur'an-ı Kerim'de de çok geçer. Hatta divan şiirinde de aşık sabırlıdır. Evet. Sabretmesini bilmelidir.
Mısır'da biliyorsunuz köle oluyor, köle olarak satılıyor vesaire vesaire, zindan süreçleri. En sonunda Hazreti Yusuf Aleyhisselam sabrının neticesinde Allah ona mükafat olarak Mısır'ın sultanı oluyor. Sonra daha sonra da Züleyha ile evleniyorlar. Yani bu bir aşk hikayesidir. Evet. Divan şairleri de bu bağlamdan hareketle Mesnevi dediğimiz, Mesnevi'den de kısaca bahsetmek gerekirse günümüzün romanı. Kendi içinde uyaklanır. Bir hikayeyi işte Leyla ve Mecnun, Leyla ile Mecnun hikayesini anlatır. Ferhadu Şirin, Ferhat ve Şirin hikayesini anlatır ve Yusuf-u Züleyha dediğimiz birçok şair Yusuf-u Züleyha kaleme almıştır. Yani şunu söyleyebilirim ki hemen hemen her şair Yusuf-u Züleyha mesnevisini işlemekten haz almıştır ve bu konuyu bir şekilde işlemişlerdir. Peki, tasavvufi tarihi efsanevi şahsiyetlere bakalım isterseniz. Tasavvuf dediğim gibi aslında bu başlı başına bir konu. Evet. Yani tasavvufi şiir şerhleri, tasavvufi metinler nasıl anlaşılabilir? Tabii öncelikle tasavvufi terminolojiye hakim olmak gerekir. İşte masiva dediğinde şair ne demek istiyor? Masiva Allah'tan gayrı her şey. İşte fenafillah makamı nedir? Allah'ta yok olmak. İşte bekabillah makamı nedir? Allah'ta baki olmak. Ya da mesela gel meyhaneye gidelim der. Evet. Adam der ki ya sen nasıl tasavvuf erbabısın? Evet. Şimdi meyhane tasavvufi literatürde tekkedir. Ya orada sana tekkeye gidelim diyor. Şarap Evet. içelim diyor. Ya Evet. mesela oradaki şarap ilahi aşk. Ki 16. yüzyıl şairlerimizden Şeyhülislam Yahya divanında neredeyse %90'ında şarap, tekke Evet. gibi kavramları kullanmış. Adı üstünde Şeyhülislam Yahya. Evet. Şeyhülislam Bahai. Yani dinin vecibelerini en iyi şekilde bilen kişi malumunuz ola ki normal üzüm üzümün ne derler ona, Asma'nın kızı. Bakın Asma'nın kızı. Divan şairleri o kadar güzel tabir kullanmış ki Araplar mesela duhderi rez der. Evet. Bu Şimdi şekilde. Sayın Arsu, lisans tezimde ben üç tane halk hikayesi tercüme ettim. Bu halk hikayelerinin bir tanesinde Hazreti Süleyman kıssasını anlatan hikaye, orada cinlere bir Evet. sarayı yaptırdığını, diğer türlü kuşlarla neler konuştuğunu, kuşlarla diyaloglarını anlatıyor ki o 15. yüzyılın sonu, 16. yüzyılın başında. O kadar güzel anlatmışlar, o kadar güzel tercümesi var, tasviri var. Tabii. Sizin de az önce söylediğiniz gibi birçok ayetten ve hadisten de alımlar var. Yani özellikle divan edebiyatını anlayabilmek için mitoloji bilmek lazım, Tabii. kültür olması lazım ve özellikle de gerek pozitif bilimlere gerek diğer ilimlere vakıf olunması gerekiyor. Peki Özgür Bey, divan edebiyatında sadece şiirler mi var? Başka konularda yazılmış eserlere rastlayabilir miyiz? Bir de başka bir şey Evet. söylemek istiyorum. Bu soruya cevap verirsiniz. Tabii. Osmanlı döneminde şairler, padişahları hicvediyorlardı ve Evet. methet de ediyorlardı biliyorsunuz. Evet. Hiçbir şaire kolay kolay bir padişah kafasını vurdurmuş, idam ettirmiş değil. En güzel şekilde methettikleri gibi en ağır şekilde de hicvediyorlardı. Sadece padişahı değil, diğer yönetimdeki olan insanları da. Aklınızda hiciv ya da metiye olarak bir beyit var mı hocam? Tabii hiciv dediğiniz zaman kuşkusuz 17. yüzyıl şairlerimizden Nefi, Evet, Erzurumlu Nefi. Nefi vardır. Şu an ezberimde yok hiciv Evet. konusunda ama farklı beyitler var. Onları tabii paylaşabiliriz. Kısaca Nefi'den bahsedeyim. Evet. Hatta bir hikayeyi de araya da sıkıştıralım. Olur. Nefi Erzurumludur. Şöyle derler, mizaç olarak ve yaratılış olarak o kişide bir böyle muziplik, Evet. bir despotize, yani haksızlığın karşısında susamayan bir tip görürüz. Evet.
Nefi önce mahlasını darri, Arapça dar kelimesi zararlı. Daha sonra nef'i yararlı mahlasını kullanmıştır. Hep sistemi eleştirmiştir. Dördüncü Murat'dır o dönemin padişahı. Evet. Dördüncü Murat sürekli telkin ettirir aslında. Aba altından soba gösterir. Hiçbir şekilde geri adım atmaz nefi. Ve yanına giden siyahi ya da evet zenci demeyelim, siyahi bir vatandaşa en sonunda artık son radde. Evet. Kafa gidecek. O kadar mübareksiniz ki diyor nefi siyahi vatandaşa, mübarek kanınız damladı diyor. Pardon, mübarek teriniz damladı diyor. Oradaki siyah şey aktı ve yanındaki, yani bu gelen elçiye bile bu kadar sivri dilli bir şair olduğu zaman biliyorsunuz sonu da çeşitli rivayetler var. Kimi Yedi Kule zindanlarında boğdurulduğuna dair, kimi de şu an İstanbul Boğazı'nda bir sandaldan atıldığı ve hayatına son verildiği söylenilir. Ya tabii kötü bir hadise. Evet. Bu şekilde örnek verebilirim. Evet, yine sorumuza geliyoruz. Divan edebiyatında sadece şiirler mi var ya da başka evet. konulardan da eserler yazılmış tabii. mı hocam? Hemen buyurun. Kısaca bahsetmem gerekirse tabii öncelikle divan edebiyatı tabii ki de manzum ağırlıklı, yani şiir şiir ağırlıklı bir edebiyatımız. Tabii manzum mensur ya da mensur eserlerde mevcut. Örneğin benim yüksek lisans tezi olarak çalıştığım eser, daha önce söylemiştim. Evet. Hikaye-i Şahcihan ve Gevherlig'in adlı eserimiz mensur hikaye dediğimiz divan edebiyatında. Tabii mensur hikaye geleneği de divan edebiyatında pek tanınmamıştır. Evet. Miraçname denen bir eserimiz vardır. Miraçname nedir? Miraç, Arapça kelime kökeni itibariyle yükseğe çıkmak, işte merdiven anlamındadır. Malumunuz üzere Peygamber Efendimizin Hazreti Ali'nin kardeşi Ümmü Hani'nin evinde Allah ile zaten ve ruhen görüştüğü, hatta divan şairleri Sidretül Münteha der. Münteha gelinebilecek en son nokta. Evet. Sidretül Münteha denir. Zaten Kur'an-ı Kerim'de Necm suresinde de geçer. Hatta ondan öncesinde estağfirullah Kabe Kavseyni Evedna, yani iki yay aralığı kadar kaldı. Biliyorsunuz Cebrail Aleyhisselam'la Peygamber Efendimiz o Kabe Kavseyni Evedna makamına kadar beraber geldiler. Daha sonra Cebrail Aleyhisselam bundan sonrasında ben yokum. Çünkü bana yasak deyip Peygamber Efendimizin o mucizesinin, divan şairleri bunu bildiği için eserlerinde Miraçname şeklinde kaleme almışlardır. Yine Miraçname deyince aklıma buradan çok adını da almış olduk. Merhum Profesör Doktor Mehmet Arslan hocamızın da iki ciltlik muazzam bir eser var. Türk evet. edebiyatında manzum Miraçnameler diye. Hilye türüne bakalım. Hilye kelime anlamı itibariyle süs, ziynet, işte eşya anlamında kullanılan. Konusu itibariyle Peygamber Efendimizin dışsal özelliklerinin ve ruhsal özelliklerinin anlatıldığı eserlerin genel ismidir. Evet. Hilye şu şekilde doğmuştur. Hilyenin kaynağı da hadisler ve tarih kitaplarıdır. Hatta şöyle bir hadis vardır. Peygamber Efendimiz Hazreti Ali'ye der ki, ya Ali, benim vasıflarımı yaz. Benden sonra gelen kişiler için bu daha hayırlı olur ve çünkü beni merak etmek isteyeceklerdir. Benim bu hilyeme bakarak benim fiziksel ve ruhi özelliklerimi daha çabuk kavrayabileceklerdir. Hatta yeri gelmişken bu konuda da değinmem gerekirse danışman hocam Profesör Doktor Mehtap Erdoğan hocamızın da bir doktora tezi var. Türk Edebiyatı'nda Manzum Hilyeler. Evet. Çok muazzam bir eser. 2000 küsür sayfa sürmüş bir eser. Burada Peygamber Efendimiz'den ziyade tabii aşere-i mübeşşere dediğimiz cennetle müjdelenen 10 kişi, Hilye-i Çehar Yar Güzin, işte 4 halife, Mevlana gibi tasavvuf erbaplarının da orada biz fiziksel özelliklerini görüyoruz. Son olarak şunu söylemem gerekirse hilyeler konusunda. Evet. Peygamber Efendimiz'in boyu ne uzundu ne kısaydı. Ama bir kişi geldiğinde Peygamber Efendimiz hep o kişiden uzundu. Peygamber Efendimiz'in saçları ne düzdü ne kıvırcıktı. Hep vasattı, yani ortaydı. Peygamber Efendimiz gülümsediği zaman o dişleri sanki inci gibiydi der.
Evet. Daha sonra Mevlid kısmına bakalım. Mevlid eserleri de biliyorsunuz Mevlid deyince hemen aklınıza Süleyman Çelebi Mevlid Evet. kitabıyla isimleşmiş. Aslında bu eserimiz Vesiletün Necat'tır. Yani kurtuluş vesilesi anlamındadır. Mevlid kelime anlamıyla doğumdur. Tevellüt derler hatta evet. Eskiler. Tevellütün nedir? Ya tevellütün kaçtır? Bu da Peygamber Efendimizin hayatını, doğumunu, kısacası doğum hikayesini anlatılan eserdir. Peki Süleyman Çelebi, merhum Süleyman Çelebi'den hikayesini de anlatmadan geçemeyeceğim. Çünkü bizim şu an bakın daha konuşmamın başında dedim ki divan şairi sosyal hayattan kopuk değildi. Ve ben burada divan şiirine sosyal hayat penceresinden bakmam gerekirse şu an siz yeni bir çocuk sahibi olduğunuzda veya akrabanız yeni bir Allah çocuk nasip ettiğinde ne yapar? İlk iş mevlid okutmak. Ölüm Evet. Mevlid okutmak. İşe girmek mevlid okutmak. Peki bu mevlid hikayesi nedir? Kısaca bahsedelim. Merhum Süleyman Çelebi Bursa Ulu Camii'nde vaizlik yapıyor. Ve o zamanın işte hadislere ve Peygamber Efendimizin de diğer peygamberlerden ne farkı var ki der. Ve bunun üzerine Süleyman Çelebi merhum da der ki yani Hatemül Enbiya olan peygamberlerin sonuncusu, Fahri Kainat olan kainatın övüncüsü, Habibi Ekrem peygamberin Allah'ın sevgilisi ki peygamberin de vasfı Habibullah'tır yani Allah'ın sevgilisidir. Evet. Vesaire vesaire derken çok güzel bir mesnevi tarzında kaleme alıyor. Diyor ki indiler gökten melekler saf saf Kabe gibi kıldılar beytim tavaf. Gökten melekler saf saf iniyor. Evet. Amine Hatun validemizin de etrafında nasıl hacılar biliyorsunuz Kabe'de tavaf evet. eder. Peygamber Efendimizin doğduğu günün gecesinde de bütün peygamberler de hep bir ağızdan hep gelerek cismen ve ruhen Amine Hatun'la selamlaştılar. Ve Süleyman Çelebi bu kadar güzel bir mesnevi kaleme aldı ki bakınız şu an hala Süleyman Çelebi'ni biliniyor. Mevlid biliniyor. Ama o karşı çıkanlar şu an halen unutulmuş durumda. Evet hocam şimdi zamanımız giderek azalıyor. Evet. Divan edebiyatının en büyük özelliği ve en çok bahsedilen sevgili. Siz programın başında da bahsettiniz. Evet. Sevgili tasavvufta Cenab-ı Hakk'a Allah'a olan aşkı sevgiyi sevgili olarak görürken beşeri aşkta da bir kadına, bir insana, bir varlığa, bir hayvana olan bir aşkını ve sevgilisini ve divan edebiyatında özellikle sevgiliyi anlatırken kaşları yay, kirpikleri ok gibi, dişleri inci ve sürekli de sevgilinin beninden bahsederler. Evet, Sayın Arzu, divan edebiyatında sevgiliyi değerlendirecek olursanız neler söylemek istersiniz? Tabii. Öncelikle şundan bahsedelim. Bizi izleyen öğrenci arkadaşlarımız, işte evet. Doktora ve yüksek lisans yapan arkadaşlara da selam gönderiyorum buradan. Yine danışmanım Profesör Doktor Mehtap Erdoğan hocamızın Güzellik Unsurlarıyla Divan Şiirinde Sevgili adlı evet. Çok güzel bir muazzam bir çalışması var. Zaten evet. Bu Türkoloji bölümlerinde ders olarak okutulan, aynı zamanda bizim Türk Dili Eski Türk Edebiyatı ana bilim dalında da yüksek lisans dersi olarak okutulan bir ders olarak görülür. Bu kitap çok güzel bir çalışmanın ürünü. Birçok şairle, birçok divanın, birçok şairin beyitleri burada kısaca sevgilinin gözü ise gözü, işte kulağı ise kulağı, beni ise beni, divan şairi bunu beyitte nasıl işlemiş bunu bize örnek olarak vermiştir. Kitabı kısaca bahsettikten sonra şimdi divan şiirinde sevgili biliyorsunuz. Evet. Tek ulaşılması yegane unsur divan şiirinde sevgili. Sevgilinin özellikleri vardır mesela. Der ki divan şiiri her zaman divan şiirinde sevgili her zaman aşığa zulmeder. İşte vefasızdır. Rakiple aşık arasında oynar. Rakibe yüz verir. Hatta rakip bahsettiğim köpektir, kargadır. Bunlarla haşır neşir olur ama aşığa bir türlü yüz vermez. Bu kitap üzerinden de hareket edecek olursak
Divan edebiyatı dediğim gibi aslında dünyanın en büyük bir edebiyatı. Çünkü şairin hayal dünyası o kadar geniş ki, bakın, sevgilinin kaşını neye benzetiyor? Hançere benzetiyor. Hançer şekil itibariyle kıvrımlı. Evet. Sevgilinin de ideal sevgili tipi dediğimiz sevgilinin de kaşları orağa benzetiliyor, hançere benzetiliyor, ra harfine benzetiliyor. Biliyorsunuz Arap Evet. harfi metinlerde ra harfi şekil itibariyle hançer, orağa benzetilir. Evet. Göz, benim en çok beğendiğim aslında divan şiirinde sevgilinin güzellik unsurlarında göz. Neden göz diyeceksiniz? Şimdi divan şiirinde ideolojik ve tipolojik tiplere baktığımızda kara kaşlı, kara gözlüdür. Ama göz niye bu kadar önemli senin için diye soracak olursanız, göz zaten Allah'ın en büyük bir nimeti. Evet. Mesela göz bakar, gönül ister derler. Evet. Divan şairi de göze şu anlamlar tarafından yüklendi ve dedi ki mesela göz aslana benzer. Ne alaka? Çünkü aslan yırtıcı. Sevgili de bana diyor aslan gibi baktı, benim yüreğimi parçaladı. İşte ahuya benzetir, işte ahu gibi ürkek bakıyor. Bu da çok işte ne derler? Çekingen. Göz deyince mesela bu konuda Yavuz Sultan Selim, bu da biliyorsunuz Osmanlı Evet. padişahlarından Selimi Mahlası ile ünlü şairimiz. Şirler pençe-i kahrımda olurken lerzan, beni bir gözleri ahuya zebun etti felek. Şir aslan ya da süt demek. Şirler bile kahrımda olurken lerzan, aslanlar bile diyor biliyorsunuz Yavuz Sultan Selim yaratılış itibariyle şecaatli, Evet, güçlü, görkemli. görkemli ve siyasette ya da ekonomide o döneminde yolunda gitmeyen işler olduğu zaman hatta infazını verebilecek şekilde celalli birisi. O bile diyor ki ben bile diyor bu kadar güçlüyken diyor o sevgilinin diyor ahuya benzeyen, bakınız ahu dedik, ahuya benzeyen gözleri diyor o feleğin elinde beni mahvetti diyor. O felek bile aslında felek kendisini harap etmiyor. O sevgilinin ahuya benzeyen Evet. gözleri onu helak ediyor. Kirpik diyelim. Kirpik de şekil itibariyle sıra sıra dizilmiş olduğu için genellikle yaralayıcı ve kesici aletlerle ilişkilendirilmiştir. İşte Evet. hançer, ok, işte kılıç gibi teşbihlere konu olmuştur. Tabii bu benim söylediklerim, divan şairleri tir diyor, kılıç diyor, tir diyor, Farsça ok diyor. Tabii biz bunu dediğim gibi o ipuçlarını, o bilgi kırıntılarını yakaladığımız zaman burada sevgilinin güzellik unsurları vardır. Hemen hemen burada şairimiz sevginin güzellik unsurlarından bahsetmiştir diyerek ufkumuzu biraz daha açıyoruz işin gerçeği. Saçtan bahsedeyim. Biliyorsunuz divan şiirinde saç da yine siyahtır. İşte Evet. uzundur, bele kadar gelir. Divan şiirinde saç da uzunluğundan dolayı yılana benzetilir. İşte ipe benzetilir, kemente benzetilir. Kokusu itibariyle sümbüle benzetilir. Biliyorsunuz sevgilinin saçları sümbül kokar, çok güzel Evet. kokar. Dolayısıyla hatta şöyle de söylemek gerekirse divan şairi sabahleyin seher vakti kalkar. Biliyorsunuz gece Evet. aşıklar uyumaz. Uyumaz asla. Çünkü divan şairi de aşık olduğu için gece uyumuyor. Seher vaktinde kalktığı zaman uyumuyor dedik. Seher vaktinde o rüzgar dediğimiz sabah rüzgarı, o çok güzel bir esen rüzgar vardır. Siz de müşahede etmişsinizdir. Bu Evet. sevgiliden bir postacıdır. Divan şairinde de bakın sabah rüzgarı sevgiliden haber getiren bir postacı görevindedir. Sayın Arzu, programımızın sonuna geldik. Bu sevgilinin özelliklerini anlatmakla bitmez. Sizinle ayrıca bir program yapmak gerekiyor sevgiliyle ilgili divan edebiyatındaki. Şerhler var, metin şerhleri var. Evet. Diğer kısaca sevgilinin beninden de bahsedip ondan sonra sonu eklemek Tabii. istediklerinizi alıp programımızı kapatmak istiyoruz. Tamam. Evet. Sevgilinin beni. Güzel. Sevgilinin beni şekil itibariyle taneye benzetilir. Nokta. Evet. Noktaya da benzetilir. Fülfül dediğimiz Arapça karabiberdir. Evet. Karabibere benzetilir. Divan şairleri genellikle beni pek kullanmamışlardır. Saç, göz, kirpik bu şekilde gitmişlerdir ama
Ben dediğim gibi noktadır. Zaten hani şekil itibariyle de noktadır. Fülfül karabiber de biliyorsunuz nokta Evet. gibidir. Bir de şekil itibariyle de siyah ve kara olduğu için de Hindistan'a teşbih edilir. Hindularda esmer olduğu için böyle şairlerimiz kelime oyunları yapar. Evet. Son olarak eklemek istediğim şu. Divan şairi bizim Türk İslam medeniyetimizdir. Divan edebiyatı bana göre dünyanın en büyük edebiyatıdır. Evet. Divan şairini ve divan şiirini anlayabilmek için birazcık Arapça, Farsça kelime bilirsek ve çeşitli akademisyenlerin kitaplarında alıp incelersek herhangi bir sorun olacağını sanmıyorum ki şu zamanda Romeo ve Juliet ne kadar ünlüyse Evet. aslında Fuzuli ondan daha ünlüdür. Evet. Sayın Arzu, programımıza katıldığınız için şahsım ve televizyonumuz adına teşekkür ediyoruz. Evet sevgili izleyicilerimiz, bugünkü programımızın konuğu eski Türk edebiyatı bilim uzmanı Özgür Arzu Beyefendi'yi konuk ettik. Bugünkü programımızda divan edebiyatından bahsetti. Divan edebiyatından sevgiliden bahsetti. Divan edebiyatının tarihsel gelişiminden bahsetti. Divan edebiyatından beyitler sundu ve birkaç tane beyti de sizlere şerh etti. Yarın tekrar buluşmak üzere. Aynı gün, yarın aynı saatte buluşmak üzere. Hoşça kalınız. Bizi izlemeye devam ediniz. Thank you.